Şu anda Arnavutlar için modern ve çağdaş, tarihi değiştiren bir köyde bulunmaktayız. Makedonya'da ikamet ettiğimiz bu topraklarda bu köy bulunmakta. Doğrusu Slupçane köyünde bulunmaktayız. Slupçane köyü çok kan dökülen bir köydür. Adım Abdülfettah Şahini. Slupçane köyünde doğup büyüdüm ve halen burada yaşamaktayım. Beder veya Halit Efendi Camii'nde imamlık ve vaizlik yapmaktayım. Mutluluğun hissedildiği bu köyde zaman zaman acı ve yaşlar hissedilmektedir. Dünyada bulunan bütün Arnavut milletine gurur veren bir köyde bulunmaktayız. Bu köyü fethedilmeyen kale olarak tanımaktayız. Çünkü bu köy, Slav Makedon düşmanlarımızla, onlarla işbirliği yaparak köyün içine girmeye çalışanlarla ve en kötüsünü yapmak isteyenlerle aylarca savaştı. Düşman Bosna'da, Kosova'da, yani suçsuz insanların kanının döküldüğü her yerde yaptığı gibi buradaki insanların da kanını dökmek istedi. Fakat Allah'a şükürler olsun. Ayrıca bu milletin yiğit savaşçılarına da şükürler olsun. O kardeşlerimize, o gerçek adamlara şükürler olsun. Onlar annelerimizin, kız kardeşlerimizin ve bizim kızlarımızın namusunun ayaklar altına alınmasına izin vermediler. Tüm fedakarlığa rağmen, dökülen kana rağmen, yıkılan evlere rağmen buna izin vermediler. Biz bugün bu haklara sahipsek, tüm bunları Allah'a ve o yiğitlere borçluyuz. Az da olsa çocuklarımızın daha serbest olmalarını ve kendilerini daha gururlu hissetmelerini sağladılar. Bu dünyada bizlere Allah ömür verdiği kadar bu tarihi nesilden nesile ileteceğiz. İmam ve vaiz olmam konusunda bana yol gösteren rahmetli dedemdi. Rahmetli dedemin büyük arzusuydu bu. O ki hayatı boyunca dine bağlı ve hayırsever bir kişiydi. Hocaların hayırseveriydi. Bu ona ilham vermiş. Kendi evlatlarından, doğrusu İslam dinini vaaz edecek ailemizden bir hoca çıkmasını istemiş. Doğrusu imamlara karşı büyük sevgisinden, benim imam olmam için beni motive etti. En büyük isteği de bu topraklarda yaşayan Müslümanlara Allah'ın dinini iletmemdi. Peygamberimizin hadisinde söylediği gibi, Allah için en iyisi, kendisi için Kur'an'ı öğrenen ve diğerlerine Kur'an'ı öğretendir. Bu beni teşvik etti ve çocuklarla çalışmak benim her zaman rüyamdı. Çünkü bir milletin gücü asıl orada olmaktadır. Çocuklar yeni bir ağaç, bir fidan gibidir. Onun düzgün büyümesi ve güzel meyve vermesi için doğru yolu göstermemiz gerekmektedir. Çocuklar fidan gibidirler. Onlara Allah'ın sözünü ve Kur'an okumayı öğretmemiz gerekmektedir. Onları ruhen beslememiz gerekmektedir ki dindar, dürüst ve Allah'a yönelik iyi müminler olsunlar. Kumanova'da birçok yerde mektepler bulunmaktadır. Buralarda Kur'an-ı Kerim öğretilmektedir. Eskiden komünizm döneminde engeller varmış. Doğrusu o zamanlar din yasakmış. O zamanlar insanlar yine de her şeye rağmen Allah'ın sözünü, Kur'an'ı öğretmekteymişler. Bugünlerde ise hiç sorun yok. Kur'an öğretmek serbest. Öğrenciler camilere gidip okuyabilmekte. Mekteplerde de okuyabilirler. Daha doğrusu Kur'an'ın öğretildiği her yerde okuyabilmektedirler. Erkekler de, kızlar da okuyabilmektedir. Çocuklar konusuna gelince, onlara Kur'an'ı doğru okumayı öğretmeye çalışmaktayım. Tıpkı Allah'ın indirdiği gibi öğretmeye çalışmaktayım. Onlara tecvidi öğrettim. Eliften başlayarak ilk önce harfleri, sonra kademeli olarak Kur'an'ı öğreniyoruz. Kısa bölümlerde Kur'an'ın kısa surelerinden başlayarak öğretiyorum. Ve ondan sonra güzel okumaya başlayanlara, yani Kur'an'ı akıcı biçimde okuyanlara tecvidi anlatmaktayım. Kur'an okumanın doğru kurallarını öğretiyorum ve böylece hatime kadar devam ediyoruz.
dini ve milli ilhamla ve geçmişimizi hiçbir zaman unutmayarak, iyi veya kötü olmasına rağmen bugünün gençleri için ve gelecekteki gençleri için hayatını ve her şeyini verenleri unutmasınlar. Milli kimliklerini unutmasınlar. Onunla gururlanmak, bizim dini kimliğimizle kendilerini gururlu hissetmelerini ve şehitleri hiçbir zaman unutmamalarını sağlar. Onlar ki bizim hayatımızın devam etmesi için kendi hayatlarını verdiler. Biz de onları bizim bedenlerimizde, bizim ruhumuzda yaşatmalıyız. Çünkü bizim emanetimizdir. Eğer ki emanetlerini koruyamazsak, onların akıttığı kanı, onların yaptıklarını koruyamazsak, o zaman daha ağır günler bizi bekleyecektir. Çünkü Allah'a vermiş olduğumuz sözü ihlal etmiş olacağız. İlk önce Allah'a karşı sözümüzü tutmalıyız ki onun kulları olarak yaşamaktayız. Müminler olarak ayrıca da şehitlerimize verdiğimiz sözü tutmamız şarttır. Şehitler ki bizim bu güzel günleri yaşamamız için hayatlarını verdiler. 12 yıldır camide vaiz olarak çalışmaktayım. Vaizlik haricinde muallim olarak da çalışmaktayım. Çocuklara Kur'an'ı doğru okumayı öğretmekteyim. Benim derslerimi her zaman ahlak konusuna adamaktayım. Eğitime, okumaya, bilgiye, bilince, iyi davranışa, insanlara karşı, aileye karşı, arkadaşlara karşı saygıyı öğretmekteyim. Basit olarak söylemem gerekirse, Peygamber Aleyhisselam'ın dediği gibi, ahlaki değerleri tamamlamak için gönderildiğime inanıyorum. Bizi kısıtlayan ahlaklar var ki, onları Kur'an ve sünnet esasları aracılığıyla anlatmaya çalışmaktayız. Onları iletmek, anlatmak ve böylece milletimin anlaması için çalışmaktayım. ...2001 yılı savaşı konusunda doğal olarak Arnavut milletinde tatminsizlikler var. Yani milli ve dini bakımdan bizim haklarımızın çoğunun kesilmesi, hileler ve bundan çok daha büyük kötülükler. Eğer saymaya kalksak bir program yetmeyebilir. Bunlar bu milletin silahlanmasına ve devrim yapmasına sebep olmaktadır. Doğrusu Arnavut milleti silahları ellerine alarak milli haklarını korumaktadır. Arnavut topraklarından bu yerde asker bulunmaktaydı. Ve ondan sonra, doğrusu ertesi gün 3 Mayıs bombardımanları başladı. Bombardımanlar havadan, yerden, helikopterle, tanklarla ve diğer ağır silahlarla gerçekleşiyordu. Köyümüzü de bombalamaya başladılar. Bu savaş tek kelimeyle bir faciaydı. Bunu o zaman yaşayan ve hazır bulunan insanlar yaşamaktaydılar. Bu yaklaşık 4 ay sürdü. Öğrenciler o zaman okula gidemediler. Okullar durduruldu. En büyük faciaysa Kur'an hafızesinin ölümüydü. Allah'tan bu millete yardım etmesini dilerken ve Kur'an-ı Kerim'i okurken öldürüldü. Gerçek bir dehşetti bu yapılanlar. Bu yerlerde bulunanlar bunları yaşadı. Slav Makedonları tarafından yaşatılan o dehşeti bu millet asla unutmayacaktı. Bakın, ben geçen yüzyılın tarihine dönersem, yani 100 yıl önce Osmanlılarla eş liderliğinde olmaktaymışız. Fakat doğal olarak biz de beklemekteyiz. Çünkü bizi birleştiren şey din olmakta. Yani biz din kardeşleri olmaktayız. Yani din bakımında. Ve bizim geleneklerimizin çoğu aynı. Çünkü onlar 500 yıl bu topraklarda bulundular.
devleti birlikte yönettiler. Çağdaş, yani modern tarihinde yabancılar tarafından sunulmuş olan birkaç aksama olmasına rağmen, ki ben düşünmekteyim, Osmanlıların gelmeleriyle Arnavutlar o zamana kadar bulunan bir krizden çıkmış durumdaydılar. Bizim aile tarihi konusunda, daha önce dediğimiz gibi hoca konusunda, dine karşı sevgiye, vatana karşı sevgiye sadece 2001 yılının adamları sahip değildi. Bu milletin eskiden beri öyle insanları bulunmaktaymış. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri bu köyde Allah'ın dinini korumak için ve topraklarını korumak için savaş veren adamlar varmış. Onlardan bazıları uzak yerlere gitmeye mecbur kalmış. Mesela Yemen'e. Ayrıca benim büyük dedemi de anmak istiyorum. Osmanoğlu Şahin. Osmanlı askeriydi. 6 yıl Yemen Savaşı'nda bulunmuş. Onun mezarı bugün köyün mezarlığında bulunmaktadır. Mezar taşında Osmanlı fesinin simgesi bulunmaktadır. Bu simge onun Osmanlı'ya hizmet etmiş bir asker olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti'ni koruduğunu, daha doğrusunu söylemek gerekirse Allah'ın dinini koruduğunu göstermektedir. Biz batıya, Avrupa'ya dönük olmamız dışında Avrupa'da yaşamaktayız. Bizim amacımızın ortak olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ile bir yakınlığımız olsun istiyorum. Bu yakınlık altyapı konusunda, dini konularda yardımcı olsun. Böylece bize mekteplerin açılmasında ve bu topraklarda dini bilincin yükselmesini sağlamada yardımcı olacağına inanıyorum. Ve Allah'a dua etmekteyim. Doğal olarak o mutlak mutluluğa bu dünyada erişilemiyor. İnşallah diğer dünyada cennete erişilecektir. Benim dileğim ve duam, çocuklarımın ve milletimin bilinçlerini yükseltmeleri konusunda bu yolda devam etmeleri. Bu dünyada mutluluğa ulaşmak ancak okumakla, çalışmakla ve iyi faaliyetlerle olmaktadır. Çünkü bu dünyada mutlak mutluluk olamaz. Mutlak mutluluk sadece Allah'ın cennetlerinde olmaktadır. Beni mutlu eden ilk önce insan olmamdır, Arnavut olmamdır ve Müslüman olmamdır. Ayrıca ben mutlu olmaktayım ki Allah bana Allah sözünü anlatma imkanı verdi. Bana Allah'ın emirlerini milletime ve bulunduğum yerin insanlarına anlatma imkanı verdiği için mutluyum.